Ezmir. İkinci el otoda durgunluk var. Durgunluğun birkaç tane sebebi var. Bunlardan birisi dönemseldir. Dönemsel olmasını şöyle açıklayabilirim. 9. ayda biliyorsunuz insanlar tatilden gelir. Çocuklarını okula yerleştirir, okul ve benzeri kendi özel durumları vardır. Otomobil satışları bundan çok etkilenir çünkü vakit ayıramaz. Bir sebebi budur. Bir sebebi beklentidir. Beklenti ÖTV beklentisi hani konuşulan. Olur olmaz ona bir yorum yapamıyorum. Onun yanında işte bir önceki ayın durgunluğundan dolayı işte biraz daha ucuzlar mı beklentisi. Bunun gibi sebepler etkileyen faktörlerdir. Şu anda kredilerle ilgili biliyorsunuz BBDK sıfır araba alma durumu ile ilgili olarak veya ikinci el taşıt kredisiyle ilgili belirli bir kriterler getirdi. Bu kriterlerde isteyen istediği kadar kasko değerinin %50'sine kadar kullanabiliyor. Daha önce bu rakamlar %70'ti. Bunun yanında faiz oranları da biraz tabii şu anda ikinci el otoda yüksek geliyor maliyet açısından. İstedikleri gibi bir şablon oluşturulamadığı için bu da bir etken tabii. Beklentiden dolayı piyasa hareket etmediği için ihtiyacını görmek için insanlar belirli bir oranda araçlarını düşürdüler. Araçlarını ona göre %10, %15 gibi Ağustos, Temmuz ayına göre şu anda biraz daha düşük marjda seyrediyorlar. İşte, satışlar gerçekleştiriyor. İnternet rakamlarının %10, %15 altında satışlar gerçekleşiyor. Sıfır arabadan başlayalım, ikinci el araca doğru gidelim. Ağustos ayında 52 bin tane, 52.466 tane sıfır ve ticari araç, araba ve ticari araç satıldı. Ağustos ayında, Temmuz ayında %17 daraldı bu, 48 bine falan düştü. Bu Avrupa'da, Avrupa'daki rakamlarda da Avrupa'da da %23 daraldı. Bunun yanında şöyle bir durum daha var. Yaklaşık olarak otomobil üretim firmaları da bu çip krizi, tedarik sorunları sebebiyle %20 de onlar daraldı. Üretim yapamıyorlar. Bunlar piyasanın hani bazen bazı işler olduğu gibi, düşünüldüğü gibi yolunda gitmediğinden kaynaklanan belli başlı faktörler. Bu piyasaya da yansıyor, alıcı kanadına da yansıyor. Şu anda bir beklenti, ÖTV beklentisi, daha düşer mi beklentisi, bunlar etkiliyor piyasayı. Tedarik sorunu baştan beri var. Zaten çip sorunu çözülmedi dünyada. Bu hemen böyle bugün iki günlük bir yatırım değil. Yaklaşık 3 senelik bir yatırımı kapsıyor. Almanya bununla ilgili bir çalışma yaptı. Yani kendim bu işi yapayım, dışarıya bağımlı olmayayım diye. Ben ülke adları da vermeyeyim. Uzak Doğu'dan geliyor bu çipler. Bu Uzak Doğu'da da bir sıkıntı var, Tayvan'da özellikle. Bunlar giderilemedi. Bu sorun devam ediyor. Yani yakın bir gelecekte giderilip giderilmeyeceğini göreceğiz. Piyasanın ben bu aydan sonra hareketleneceğini düşünüyorum. Hiçbir şekilde piyasayı durgun tutamazsınız. Nasıl tutamazsınız? Aşağıya veya yukarıya doğru hareketlenir. Neden hareketlenir? İnsanlar ihtiyaçlarını görmek zorunda. Bir adam belirli bir müddet araba alımını durdurabilir veya satımını durdurabilir. Ama belirli bir müddetten sonra kendi kafasındaki o plan ne kadar tutar, ne kadar tutmaz, bir şekilde harekete geçer. Özellikle TOG'la ilgili çok olumlu haberler duyuyorum. Ya ben bekleyeceğim, ben göreceğim, ben çok beğendim, ben baktım, muadilleri şu fiyat, bize de şu fiyatlardan verirlerse ben hemen şimdiden kendi arabamı satar. Ben de bu
arabaya girmek isterim gibi olumlu şeyler var. Bu da bir beklenti. Çünkü söylenildiğine göre, Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediğine göre ilk çeyrekte çıkacak dedi. Daha sonra da sedanı çıkacakmış ama bu yeni versiyon araçlar artık tüm araba sektörü de bu segmente doğru ilerleyecek. Bizde de bu olacak ve biz dünyayla birlikte hemen hemen avantajlı bir şekilde kendi üretimimiz olduğu için gireceğimiz için Türk vatandaşının bir önceliği de olur herhalde bu ihracattan falan önce diye. Bundan yararlanmak isteyecek çok insan da var. Bu beklenti de oluştu.